Yani hiçbir yerde söylemedim. Bunu daha ilk burada söylemiş olayım. Paralarımız gitti. Sonra mafya gelip beni evden aldı. 2 gün, 3 gün dövdüler. Bilmem seni... ne. Tabii tabii. Tamam dedi. Kapattım radyoyu dedi. Ben de nerede çalışsam bende bir uğursuzluk var galiba. Dükkanın sonu oluyor. Aynen değil mi? Öyle. Bir tek hayranı tarafından saldırıya uğrayan radyocu sensin galiba değil mi? Yani bu ünvana sevinmeli miyim ya bilmiyorum bence ama üzüle... bizim Erzincan'da bir laf vardır hani para kimdeyse haklı odur. Cuma günü veda edecektim. Perşembe akşamından beni aradılar dediler ki cuma gelme. Karşımdakini konuşarak uyuşturabiliyorum ve karşımdaki benle bir diyaloğa girdiğine pişman olabiliyor. Boğuluyor içeride. Mekanın sahibine geldik de bugün yine çok kıymetli, çok değerli bir kardeşime geldim. Yıllardır kendisini büyük bir keyifle dinledim. Sonra tanıştım, arkadaş oldum, ahbap oldum, dost oldum. Cem Arslan'a geldik efendim. Kendisini normalde tabii ki radyoda ziyaret etmek isterdik ama uygun değildi radyoda. Onun için CBK Park Bosphorus Otel'e geldik. Onlar da çok güzel ağırladılar bizi. Buradayız. Burada Cem'le sohbetimize başlamak istiyoruz. Ben evin pembe salonunda sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum diye bir başlangıç yapacaktım ama bu hakkımı elimden almış oldum. Estağfurullah. Hakan Bilgin ama mekanın, evinin çünkü evi de şurası kendisi. Yani aslında ev de şurada yakın yani. Aslında biz her zamanki sohbetimizi yapacağız. Aynen. Bir tek bir kamera takılı olacak. Önümüzde evet. Çay olacak. CVK Park Bosphorus Oteli'nde bu muhteşem manzarası ve atmosferinde sevgili kardeşimle sık sık buluşur, görüşür, fikir teatisinde bulunuruz. Genellikle ben konuşurum, diyalog yapalım diye bir araya geliriz. Monoloğa döner. Genellikle evet. Ben konuşurum, o diye. Çünkü kendimi, ki ben çok konuşkan bir insanımdır, kendimin çok konuşkan bir insan olmadığını gösterdiği ve hissettirdiği yer Cem'le yaptığım sohbetlerdir. Benim dünyaya geliş sebebim bu. Sana çok konuşan bir insan olmadığını hissettirmek. Benim görevim bu. Süper. O zaman en azından ben bazı sorular sorayım. Onları anlat. Böylece lütfen. Bunları cevaplarken lütfen, gene lütfen, çok lütfen. Konuşabilirsin yani. Lütfen. Cem'i daha iyi tanımak için ve Cem'i de bugüne kadar insanların bildiği bilgilerin dışında da tanıtabilmek için. Mesela Cem nerede doğdu? Cem 25 Mayıs 1970 İstanbul Küçükyalı, Anadolu yakasında. Küçükyalı'da doğdu. Yani İstanbul'da doğdu. Kamil'de doğduk her Türk genci gibi de. Peki yani aile aslen de İstanbullu muydu? 1925'li yıllarda baba tarafı Erzincan'dan gelmiş. 1940'lı yıllarda da anne tarafı Erzincan'dan gelmiş. Yani her ikisi de Erzincan'dan. Erzincanlı. Hmm. Babaanne tarafı aslında Suşehri, Zara. Babaannem İstanbul'a geldiğinde Suşehri, Sivas'a bağlı değilmiş. Hmm. Dolayısıyla aslında Erzincan Kütüklü ama doğma büyüme İstanbul'da yaşamış. Aynen. Anadolu'ya aynen. Karşının taksisisin aynen. Yani. Aynen. Anadolu yakası karşının taksisisin. Peki çocukluğun nasıl geçti Küçükyalı? Yani biz bizim bakkal dükkanımız vardı. Sonradan market. Ha, babanın dönüştük. Bakkal benim, dükkanı vardı. Benim bizim market, esnaf çocuğusun market, yani. Tabii. Yani ben doğdum 7 yaşına kadar anneannemle büyüdüm. Sonra 7 yaşına gelince o tamam bu serpildi, büyüdü, bu etlendi, butlandı markete, bakkala çırak olacak, kasaları taşımaya, müşteriye bakmaya, dükkan açıp kapatmaya. 7 yaşında para üstü verip para üstü almaya, işte böyle peynir tartmaya, müşteriye bakmaya, dükkan açıp kapatmaya falan vakıf olunca esnaflık olarak başladık. Tabii o yıllarda rahmetli babam hani yürü lan dükkana deyip bizi dükkana götürüyordu filan. Mahallenin çocukları işte deniz kenarı malum Küçükyalı o zamanlar. Balık tutuyorduk, deniz kenarındaydık. Küçükyalı Çamlık'ta hani Marmara Denizi'ne özel ıstakoz vardı. Endemik türler vardı. Wow. Düşün yani biz o zaman mahallede böyle pizci abiler vardı. Böyle bize 5 lira 10 lira dondurma parası verirlerdi. Biz böyle ahtapot ıstakoz falan yakalardık onlara götürdük. Onlar, çünkü eve götürdüğün zaman bu ne eve niye getirdin bunu falan diye anneden fırça. Çünkü onu yapması yani bilmez tabii. Arkadaş istedim. Eve ıstakoz götürüyorum fırça yiyorum daha ne yapayım arkadaş ya. Eve ıstakoz götürüp fırça yiyen dünyadaki ender canlı. Çocuklardan biriydik diyorsun. Çünkü o zaman ıstakozdu yok ahtapottu falan. Ya onlar evin öyle, mutfağında öyle bir yemeği yoktu tabii. Mahallenin çocukları işte arsalarda top oynuyor, işte ağaçlarda eriye dalıyorlar, kiraza dalıyorlar, komşudan fırça yiyorlar, top oynuyorlar, denize giriyorlar filan. Biz o yıllarda işte babam yürü lan dükkana deyip dertleniyorduk. Serzeniş üstüne serzeniş. Bütün çocuklar oynuyor. Ben küçük Emrah'a bağlıyordun hani. Bütün çocuklar top oynuyor. Ben niye burada kardeşim, çalışıyorum? Ben niye çalışıyorum filan. Yani bugün yaptığımız işin hayatın en ağır konularıyla mizah denen zırhla, mizah denen silahla ya da mizah denen o koruyucu kalkanla yapabileceğimizi
o yıllarda o Gırgır Fırt dergilerinde öğrendik. Aslında ilk okuduğumuzda karikatüre baktığımızda ha ne komikti. Aa bir dakika ya burada başka bir şey anlatılıyor falan. Bir konunun altındaki hazineyi keşfetme içgüdümüz öyle gelişti. Evet bravo. Gırgır dergisinin hatırla her hafta kapağında aslında çok ilk baktığımızda çok güldüğümüz koca haftayı özetleyen işte abicim olay bu ya tamam işte konu bu dedirten bir durum vardı. Evet, vardı. Yani biz o bilinçle o içgüdüyle büyüdüğümüzde o abilerimizden Kemal Sunal'dı, Nejat Uygur'du, Zeki Alası, Metin Akpınar'dı, Tarık Akan'dı, Emel Sayın'dı. Ya o zamanın en kaba tabirle ünlüleri dediğimiz insanları tanımana gerek yoktu. Atıyorum Ertem Eğilmez'de ben hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim ama Ertem Eğilmez'in hayata bakış açısını biliyorum. Cem Karaca ile hiçbir zaman bir araya gelmedim ama Barış abinin hani hayata bakış açısını, duygusunu 7'den 77'ye yaparken aslında ne yapmak istediğini, o programları, o şarkıları yaparken aslında ne mesaj vermek nasıl istediğini... Nasıl bir filozof olduğunu sonra anladık yani. Tekrar ben bakkal dükkanına dönmek bakkal istiyorum. Dükkan işte hani kaybolduk yine oraya. Bir dur ne olur. Oraya, bakkal dükkanındayız tamam, şu anda. Evet tamam. Bakkal dükkanında sana bu sorumluluk verdik. Yani sen niye oyun oynamıyorum da ben burada çalışıyorum dedin ya. O sürede ister istemez bakkal dükkanı bir sorumluluk isteyen bir şeydi. Hesaptı, kitaptı, mal sahipti bilmem neydi. Arkadaşlarına bedava gazoz dağıttığın oldu mu? Mahallenin çocuklarına bedava gazoz dediğinde o çocukların ailesi de bizim dükkanın zaten müşterisi. Hani öyle benim... Bir şey yapmama gerek yoktu ama bazı zaman imkanlardan faydalanıyordu. Yani bileyim bir kızla tanışmak için çikolata vermek falan filan tabii gibi. Tabii canım, tabii canım. Bir esnaflığın havasını attığım günler yani oldu biz yani. Biz de boş adam değiliz, esnafız yani. Peki o ilkokul sürecini yaşadık. Ortaokul yılları oldu, ergenlik başladı. Radyo dinlemeye başlamış mıydın? Yani TRT'nin en sevdiğim ama en sevdiğim aktivitelerinden bir tanesi mesela Yurttan Sesler Korosu. Evet. Dinlersin, Yurttan Sesler Korosu'nun konseri bittikten sonra bütün o enstrüman çalan arkadaşların işte hani bağlamada sayılır. Hakan Bilgin işte hani ritimde Atilla Mayda filan bilmem ne hani o işte ritim öyle bağlama öyle kanun öyle bilmem yani emek veren herkesi bir onurlandırma vardı şu anda. Bir de mesela şeyi çok seviyorum bazen TRT'nin radyo programına katıldığımda programı kapatırken sunucu bugün bu programda işte hazırlıkta Ahmet bilmem tabii ne bilmem işte ne yine o ekol, ritüel o kültür, var mesela çok kültür, güzel yani. O kültür var. Hala var. O zamanlardan beri okul radyosu diye bir program vardı. Vardı birinci evet. Sınıflara, ikinci tabii. Sınıflara, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflara bir sabahçılar ve öğleciler diye iki ayrı seyahati vardı biliyorsun. Aynen öyle. Ben o programın müdavimiydim. Yani evet. Orada ama asla ileride bir radyocu olacağım diye değil. Yani dinleyici tabii. Olarak bir müdavimiydim. Ve TRT 3'te de her gün 18 ile 19 arası sadece bir saat hit yabancı parçalar çalardı. Onları hep kasete kaydederdik sonradan dinlerdik falan. Çünkü devamlı dükkanda olduğum için hani dükkanda müzik dinlemek, radyo dinlemek. Yani bir yandan müşteriye bakarken ya da işte müşteri olmadığı zamanlarda... O zaman televizyon zamanlarda... yoktu bakkal dükkanında. Yok canım televizyon. Radyo bile nalet müşteriler vardı. Nedir bu burada kardeşim işte böyle şey olur mu? Düğün salonu mu burası? Düğün salonu mu? Biz burada alışveriş yapıyoruz. Siz burada bangır 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 dediğinde inceden bir müzik çalıyor ki hani TRT'nin düğün salonu mu dedirtecek ne yayını olabilir? Yani ya Türk Halk Müziği evet. Konseri var ya Yıldırım Gürses şarkı söylüyor ya da konser saati var. Hani klasik müzik var falan hani TRT'nin en çok sevdiğim öyleydi. Mesela bazen böyle hani Anadolu'da falan bir dükkana girersin. Terzidir, işte nalburdur, işte bizimki esnaftır. O böyle işte. Küçük böyle bir radyodan, bizimki. TRT'den böyle hafif hafif ses gelir. O böyle çalışırken bir taraftan onu dinler falan. O resim bence çok samimi ve gerçek bir resimdir. Yani eskiden radyo hep öyle dinlenirdi yani. Dediğin gibi dükkana müşteri geliyor. Zekai Tunca'nın nefis bir eseri çalıyor. Müşteri ona bile tantana ediyor. Peki Cem, o zamanlar gençken izlediğin, takip ettiğin, hayran olduğun radyocu var mıydı? Orhan Boran. Cenk Koray... Halit Kıvanç, Orhan Ayhan maç anlatırken tabii Orhan abi maç anlatıyor. Sonra yıllar sonra tanışma imkanı, birlikte program yapma imkanı bulduk ama o zaman böyle nefes almadan radyonun hadi falan diye bekliyorsun falan. Fenerbahçe'nin bordo maçını radyodan, sadece radyo yayını vardı. Evet, radyodan ben de radyodan dinleyebilmiştik. O zamanlar radyonun ruhu, büyüsü çok fenaydı ama tabii TRT'nin öyle yüksek duvarları vardı ki bir gün TRT'de olabilir miyim hayalini kurmanın hayali bile mi? Yani öyle bir hayal kurmak bile hayaldi yani. Hani TRT'ye nasıl gireceğim? Kendi halinde bir mahallenin, kendi halinde bir semtin taze soğanı şeklinde büyüyen kendi haliyle
takılan bir çocuksun. Peki aklına o nereden hani, düşmüştü bu radyoculuk? Ya abi küçük yani? Yalı'da yaşarken o zamanlar şöyle düşün. Küçük Yalı'dan Kadıköy'e gitmek Avrupa seyahatine gitmek gibi. Küçük Yalı'dan Avrupa yakasına geçmek, arada deniz geçiyorsun ya, Amerika'ya gitmek Bekleyin gibi. Yani öyle şu anda Marmara'ya Küçük Yalı'dan bir biniyorsun tak. Yaşının da getirdiği bir kafa yani bakış açısı, dünyaya bakış açısı öyleymiş. Bir de internet yok, o yok, bu yok filan. Hani öyle bir şey isteyecek olsam bile kime müracaat edeceğim? Başlangıç noktası neresi? Hani hangi kuruma gidip ben de sizlerle beraber olmak istiyorum diyeceksin falan. Hani oralar çok uzak. Şu anda istediğin her konuda internete vırırt diye yazıyorsun. Hani ben tiyatrocu olmak istiyorum, ne yapabilirim diye bir yazsan sana... Utanmayıp eve gelip elinden tutup yani. Peki radyocu olma fikri ne zaman geldi aklına ve kim aracı oldu sence? O çok özellikle lise hayatında ben böyle çekingendim. Kızlarla falan pek konuşamazdım. Hani böyle kendi arkadaş grubum içinde 10 kaplan gücündeydim böyle falan. Ama böyle karşı cinsi hani... bir de tabii o yıllarda bizim hep tabu. Lise hayatım boyunca ben hep tiyatro kolu olurdum. Müsamerelere çıkar, ilkokulu da hep müsamerelere çıkardım. Lisede hem öğretmenlerim hem çevremdeki arkadaşlarım falan bana hep şey derlerdi. Sen mutlaka konservatuara gitmelisin. Sen mutlaka ama tabii hani mesela ya Hakan sen müthiş adamsın. Hani sen mutlaka dünyada değil de Mars'ta yaşamalısın falan dediğim zaman şu anda işte nasıl şu gülümseme etkisini yaratıyorsa o zaman da hani sen konservatuara gitmelisin dendiğinde ya abi konservatuara kim, beni mi bekliyor kim diye. Kaybetmiş biz bulalım çevren yani konservatuara biz kim konservatuara şunu olmadı ya abi biz kim bilmem bu abi biz ya biz abi Küçük Yalı'nın Yağız delikanlısıyız biz hani böyle işte hatta küçük hedeflere sahip olmak mi? Belki de mahallenin kahramanı olmanı sağlattı sana yani. Acı çekmek iyi bir şeydi. Yoklukta var olmak iyi bir şeydi. Bizden ne olacak? Peki sonra ne oldu? Her Türk genci gibi liseden sonra üniversiteyi kazanamadım ben. Yani ondan sonra biz hani SSK'lı bir iş bulur muyuzun peşine düşerken rahmetli abimle beraber Osman Bey'de bir giyip kuşam işine girdik. Orada bir dolandırıldık. Orada bizi dolandırdılar. Paralarımız gitti. Sonra mafya gelip beni evden aldı. 2 gün, 3 gün dövdüler. Bilmem seni. Ne. Tabii. Yani orada hani eve geldim ev yok mesela. Ev hacizde gitmiş falan. Hani çünkü biz şimdi ya adamlara diyorsun ki kardeşim biz de dolandırıldık. Ama biz hani köklü bir aileyiz. Biz bir yere evet paramız yok. Şu anda bunları ödeyemiyoruz. Hani paramız yok ama hani biz köklü bir aileyiz. Bir yere kaçacak göçecek durumumuz yok. Çalışacağız. Elbette borcumuzu ödeyeceğiz falan. Hani şey de var hani aileyi ve onuru, gururu temsil etme durumu da var yani ya hepimizde. Temsil etsen de yani mafyanın seni alıp 4 tamam gün boyunca işte dayak şimdi, atıp kapının önüne koyması çok acayip bir durum yani. Tamam da işte o günler de yaşandı yani hani böyle daha 17-18 yaşında çocuksun. Benim bana borcum var, benim de ona borcum var. Sen bana senet veriyorsun, ben senden aldığım senedi o tarafa veriyorum. Sen ben ödemeyince... Ödemiyor değil, sır olup yoksun. Gidiyorsun. Yoksun. O dönemde ben eve gittim, ev yok. Neyse dedim anne hani bir çay demleyelim de içelim hani bakacağız. Bir şey bulacağız yani bu paraları da ödeyeceğiz. Bir şekilde ayakta da duracağız falan. Yani sen böyle eve moral pompalamaya çalışıyorsun. Evde çay yok, şeker yok, o yok, bu yok bilmem ne. Hani oy. Öyle günler de geçti. Dedim ki yani artık hani ne iş olursa gireceğiz, yapacağız. Bu borçları da ödeyeceğiz, bu buhrandan da çıkacağız dedik. Ondan sonra bir şirkete çalışmaya girdim. Çok yoğun bir borsa şirketinin sahibinin asistanlığıydı. Yani haftada 7 gün neredeyse hani uyumadan neredeyse böyle 17-18 saat bir çalışmayı gerektiriyor. Gerçekten bir 2,5-3 sene hani sıfır izin çok ağır çalışma koşullarında. Ama ciddi bir ekonomi yani sağlamış oldun. Yani 2,5-3 sene çalıştık ama bütün borçları temizlediğimiz gibi hani düze de çıktık. Yani çok ciddi çünkü iş bugünün şartlarına göre düşün. Maaşın 3.000 liraysa primin 20.000 liraydı falan. Hani süper. Öyle bir işti yani. Yani işte, daha devam edebilirdi, daha çok kazanırdı. Öyle hayat o kadar garip ki yani hiçbir yerde söylemedim. Bunu daha hani ilk burada söylemiş olayım. İşte o ben böyle 17-18 yaşındayım. Herifler eve geldiler, bizi Pataküt'e daldılar öde borcu diye. Beni aldılar götürdüler, dövdüler bilmem ne falan işte bir yerlerde tuttular parayı ödeyeceksin bilmem ne falan hani o filmlerdeki hikayeler gibi. O kadar ahettim ki ona dedim ki bak beni döv, istiyorsan vur. Hani ben de öyle 17-18 yaşındayım ama Küçük Yalı'nın çocuğuyuz, ezdirmem lan kendimi modundayım. İstiyorsan vur, istiyorsan kes, istiyorsan doğru istiyorsan lağmat bilmem ama o kadar haksız bir iş yapıyorsun dedim yani beni bırak ben gideyim çalışayım senin borcunu ödeyeceğim. Çünkü biz öyle bir aileyiz ki kaçsak da kaçamayız yani. O adamı böyle 15 kurşun mu 16 kurşun mu başka biriyle yaşadığı husumetten dolayı vurdular.
Bu adam tekerlekli iskemlede kaldı. Sonra bu adamla bir göz göze geldik böyle bir yerlerde yıllar sonra. Yani ben ona bir ah ettim. Dedim ki bak ben hani düdük kadar çocuğum tıfılsın, yani. Tabii. Siz de 20 kişi hani dedim yani 17-18 yaşında çocuğa 20 kişi hareket yapıyorsunuz. Sonra da kendinizi delikanlı ilan ediyorsunuz falan. Yanlış işler bunlar falan demiş. Yani hayat bana yıllar sonra o fotoğrafı önüme çıkarttı. Öyledir ama. Yani sadece sana öyle davranan birçok insana da böyle davrandığı için bir tek ah eden sen değilsindir yani. Su testisi su yolunda kırılır hesabı. Zaten, yani yani tip, mafyadan işte, bir adamın zaten biliyorsun. Kurşunlanmama ihtimali var mı? O yıllar hani o tahsilatçı mafya diye denen tiplerin hani böyle kum gibi kaynadığı yıllar. Evet. Bir konuya girip cebine bir ama problem şimdi var. Bir hikaye çok. Ben onun için böyle araları sıkıştırmaya çalışıyorum. Hikaye çok, pencere çok. Ve bunu da hayatımda ilk defa şimdi anlatıyorum niyeyse. Durup dururken beni var ya mafya kaçırdı diye de bir gün yine beni mafya kaçırdı. Evde oturuyordum falan deyip böyle bir şey yapacaklar. Bir dövdüler, bir dövdüler bildiğiniz gibi. Doyamadılar bir daha girdiler diye. Ya işte 17. Benim hala tam da anlayamadığım bir şekilde bir gün SPK geldi dedi ki tamam bırak hani öğretmen böyle sert öğretmenler var ya zamanda o. Tamam bırak kalemi, kalemi bırak, bırak kalemi kağıt. Biz şirketteyken 150 kişi bir geldi. Tamam bırakın işlem yapmıyorsunuz bırakın bilmem ne falan. O gün şirket kapandı. Şirket kapandı. Şirket kapandı. Zaman, devlet tamam. El koydu borsa şirketine. Oo. Dolayısıyla evi kurtardın, mafyadan kurtardın. Artık radyo herhalde başlamıştır herhalde değil mi yani? Yaş geldi 21'e 22'ye. Borsa şirketinde beraber çalıştığım müdürümün kızı Sabah gazetesinde işe başladı ve Sabah gazetesi aynı zamanda bir televizyon açacak. Adı da Sabah televizyonu anlamına gelen satel olacak demişler idi. Hmm. Orada da hani birileri lazımdı çünkü her departmanın başında bir Amerikalı olacaktı. Birileri lazımdı. Bizim de liseden kalma what do you do, what do you do şeklinde I am going, I am coming öyle yani Tarzanca İngilizcemizle oradaki abilerle anlaşırız çalışacak yani. Durumumuz oldu. Çünkü beni çok severlerdi, bana çok güvenirlerdi, benim çalışkanlığımı çok beğenirlerdi. Hani seni şirket kapandı, hepimiz ortada kaldık ama hani biz seni kaybetmek istemiyoruz, seninle çalışmak istemiyoruz diye. Süper. Beni de ATV'ye, o zaman adı sonradan ATV oldu. Sen aslında önce televizyoncu tabii. olarak başladın. O zaman televizyona girdik. Televizyona orada ne yapıyordun? Program planlama ve dış kaynaklar departmanının başındaki Amerikalı'nın dediler ki bana al arabanın anahtarı, al bu da limitsiz kredi kartı. Bu adam dediler Türkiye'ye yayın yapacak, sen bu adama Türkiye'yi tanıt. Enteresan. Bu adam yataktan kalktığı andan tekrar yatağa girene kadar sen bu adamın yanından ayrılmayacaksın. Peki o süreç ATV'de nasıl geçti? Başta oteldeydi sonra ev oldu. Annem börek falan yapardı ona. Hani o dönem için şimdi artık uzun zaman hiç konuşmadık. Hani geriledi falan ama o dönem için lisanım da ilerledi. O dönem için dünya görüşüm böyleyken birdenbire böyle oldu falan. Yani bir 1992'nin Türkiye'sinde bir Amerikalı ile çalıştığın zaman... Harput'ta bir Amerikalı hikayesi hani iki telli basın ekspres yolunda bir Amerikalı bana iyi geldi. Peki televizyonculuktan radyoculuğa geçiş nasıl 94 oldu? Yılında biz ATV'den Kanal 6'ya transfer olduk. Kanal 6'da ben çalışırken 1994'te bir arkadaşım televizyon programı yapıyordu. Bana da dedi ki ya senle de radyo programı yapalım. Nerede? Radyo Fener'de. Radyo Fener'in sahibi Aziz Yıldırım. Ya benim ne işim var radyoda manyak mısınız? Ya yapalım yok yapmam yapalım ya yok ne radyosu manyak mısınız diye. Ulan ben bir radyo programı yaptım. Bir dakika ya dedim hakikaten bu iş benim işim. Güzel yani bir ben iş. Birinci radyo programımı çok iyi hatırlıyorum. Okan Bayülgen de konuğumuzdu. Ama Okan Bayülgen de şimdiki Okan Bayülgen değildi. Gece Kuşu'nun ilk başlarıydı galiba. Demek ki o da onu tanıtmaya çalışıyor. İşte yani o da oralarda hani o da daha böyle yeni programını oturtmaya çalışıyor. Hepimiz bir yerlere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk programını yaptık. İlk programı bir yaptık. Ulan dedim bu radyo programı tamam ya ben hani niye istememişim ki ben bu iş benim işimmiş yani filan dedim öyle başladı. Sonra Radyo Nesini Fener'den sevdi? Yorum yapmayı, fikir geliştirmeyi, akıl vermeyi, akıl almayı veyahut da var olan mevzuların üzerine bir şeyler eklemeyi, çıkartmayı çok fazla paylaşma ihtiyacı doğmuş öğrendiklerimizi. Ve ilk radyo programında şunu hissettim. Konuşmak, anlatmak, yorumlamak veyahut da bir olayı sade haliyle alıp üzerine kendinden bir şeyler eklemek katmak, benim çok sevdiğim ve benim altından kalkabileceğim bir şeymiş duygusu geldi bana. Peki Fener'den
Bestefem'e geçene kadarki süre kaç sene? Arada 10 sene var. Radyo Klas var. Radyo Klas var tabii, doğru. Tabii, evet. Yani Number One FM, Radyo Klas. Number One'da. Yani ben seni ilk Number One'da görmüştüm. Evet, evet. Yani Radyo Klas'ta biz bu programı yaptık. Bir yıla yakın. Aziz Başkan'ın kafası bozuldu. Radyonun içinde bazı üç kağıtlar dönmüş. Aziz Başkan'ın sevmediği şeyler dönmüş. Aziz Başkan bir gün geldi. Tamam dedi, kapattım radyoyu dedi. Ben de nerede çalışsam bende bir uğursuzluk var galiba. Nerede Aziz Başkan bir gün dükkanın geldi. Dükkanın sonu aynen oluyor, aynen öyle. Kapattık kardeşim dedi. Radyo Fener'in frekansını da donanmaya hediye etti. Donanma radyosu oldu orası da. Sonra biz kısa bir süre açıkta kaldık. Sonra şu anki Turizm Bakanımızın da eşi Pervin Yapar. Sevgili Pervin beni aradı. Dedi ki Cem, ben haftada 5 gün Radyo Klas'ta program yapıyorum. Cumartesileri de senle ikimiz hani böyle daha değişik bir kafa, daha eğlence bir şey yapalım mı? Tabii Pervin'cim dedim. Yani buradan da senin aracılığına sevgili Pervin'e bir selam yollayayım. Bizim benim Asuman'ın bugünlere, da çok yakın arkadaşı. Benim bugünlere gelmem de hakikaten önemli payı olan, omuz atan destek arkadaşlarımdan bir tanesi. Klas devam etti, bitti. Klas 10 sene devam etti. 10 sene de az bir süre değil. 94'te Kanal 6'ya geçince, 96'ta ATV'ye geri döndüm. 2002'ye kadar hem ATV'de hem radyoda çalıştım. Aslında o büyük bir hataydı. Onu da hani senin aracılığında burada söyleyeyim. Benim için şöyle büyük bir hataydı. Benim televizyon hayatını bir kenara bırakıp tamamen şova yönlenseydim, yani belki daha başka bir kariyer şey olabilirdi. Sanırım radyocular arasında da bir tek hayranı tarafından saldırıya uğrayan radyocu sensin galiba, değil mi? Yani bu ünvana sevinmeli miyim bilmiyorum. Bence ama üzülebilirsin de. Yani, evet. Benim de bildiğim kadarıyla hani bu nerede? Beste çalışırken oldu değil mi? Bana denk geldi. Bu çok hoş bir şeydi. Bir de kadın tarafından bıçaklanmak çok güzel bir şey değil. Herkese erkek bıçaklar. Beni kadın bıçaklayınca hani işte sevgiliydiniz değil mi daha önceden? İşte ayrılınca mı oldu bilmem ne mi? O mu bu mu? Bırak bu işleri falan. Hani biz de erkeğiz anlarız öyle seni falan. Öyle tepkiler geldi. Yani hikaye nasıl oldu? Biraz hikayeyi anlatsana. Kendini benimle evli zannediyor. İki çocuğumuz var zannediyor. Ben herhalde eve gitmiyorum diye bozuldu falan herhalde biraz. Yani pazar parası bırakmıyor falan diye mi bozuldu artık? Neyse. Bilmiyorum. Sonra? Geldi işte yayından çıktığımız bir an peşime düşmüş gizlice. Ben şöyle biri dürtüyor zannettim hani bakar mısınız falan gibi. Meğerse o benim bakar mısınız zannettiğim şey bıçak darbeleriymiş. Hiç konuşmadan bıçaklamış yani. Konuştu, geber dedi. Konuştu, konuşmadı. Geber. Öyle, geber, geber deyip falan böyle sırttan. Gerçi aynı kişinin o bana ikinci veya üçüncü gelişiydi. Yani ondan öncekilerde bıçağı elinden alıp kendisini polise teslim etmiştik ama... Aa! Tabii yani... Her geldiğinde bıçakla mı geldi kadın? Yani kadınla başka bir muhabbetiniz oldu mu hiç? Bak yani... Senin bile aklın karışmaya başladı şu anda. Hayır, acaba aklım... bunlar bir şey miydi hayır, de bilmem ne. O manada sormuyorum ya. B1'de oturuyor evi B1'de ama... Buna rağmen kendisinin mahkemede şöyle iddiaları var. O evin içinde çıplak gezerken ben onun evinin oradaki ağaçtan onun evini ve onu gözetliyormuşum. Ama onun derdi benim o evin içinde çıplak gezerken benim onu gözetlemem de değil. Onun derdi ki bana parasını ödeyecek falan diye. Ya seni bıçaklamasını enteresan, mahkemede ne diye ifade etti? Ben onu tehdit ediyormuşum. Ben ona bir fenalık yapmadan o sadece kendini korumuş. Şu an kadın nerede? Onu kimse bilmiyor. Şu anda yani benim 2016'dan beri bir hukuk mücadelesi veriyorum. Konuyu getirebildiğimiz tek yer Asayiş Mahkemesi'nden Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Konu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittiği için daha derinlemesine incelendi. Ankara'daki büyüklerimize falan da zamanında bir saldırılar maldırılar yapmış bir şeyler bir peki, şeyler yapmış. Peki bu kadın şu anda içeride değil mi? Onu bilmiyoruz. Yani sen de bilmiyorsun. Onu kimse bilmiyor. Kadın içeride mi dışarıda mı bilmiyor. Görüldüğü yerde yakalanıp akıl hastanesinde tedavi altına alınması, zaptırapt altına alınması şeklinde mahkeme kararlarımız var ama bu kararın uygulanıp uygulanmadığı konusunda da bir bilgi yok. Bende kadın yok. Kadın şu yani. Anda sen şuradan yani çıkarken de karşına... Buradan çıkınca şu kapının önünde belki de onu bilmiyoruz yani şu an. Peki Cem neyse bu tatsız konuyu kapatalım. Gerçekten tatsız bir şeymiş yani. Bir radyocu olarak takıntıların var mıdır? İşte radyoya girmeden önce kapıyı tıklarım, mikrofonu çıtlarım, yok kulağıma... Hadi maşallah, hayırlı yayınlar falan filan gibi böyle şeylerin var yani mı? Yani sektörde bazı arkadaşlar stüdyoda kendisinden başkası olunca konuşamayan var. Ha. Ben eşofmanla yayın yapmazsam verimli olamıyorum diyen var. Uğurlu bardağım var, ondan çay kahve içmezsem yayında verimli olamıyorum diyen var. Uğurlu fon müziğim var, bu fon müziğim olmazsa
konuşamıyor. Yani bunlar ama var sen de sektörde. Bir şey yok. Bende öyle bir şey yok. Ben içeri giriyorum, açıyorum mikrofonu. Birisi beni yeter reklam arası var diye yumruklayana kadar konuşuyorum. Yumrukluyorlar. Çıkıyorsun. Zorla bir ara veriyorum. Sonra tekrar konuşuyorum. Peki Best FM'den çok konuştun diye mi çıkarttılar seni? Beni ayrılık noktasına getiren mevzunun ne olduğunu tam manasıyla bilen bence yok. Neden? Çünkü Best FM 27 yıllık iyi bir marka, çok iyi bir talk radyo, çok iyi bir show radyosu ve bugüne kadar hani ben de dahil olmak üzere işte Beyazıt Öztürk'ünden Nihat Sırdar'ından Ceyhun Yılmaz'ına kadar falan hani bünyesinde Türkiye radyoculuğunun çok iyi A kalite isimlerini barındırmış. Ben de 17 yıldır orada programıma devam ediyorum ve Gazoz Ağacı programını yaparken bu programın içinden bir de Gazor diye ikinci bir program da çıktı. Tabii. Yani sabahları tabii. Gazoz Ağacı'nı yaparken akşamları da Gazor yapmaya başladık. Sen de biliyorsun, tabii biliyorsun. Ki. Günün birinde patronlar dediler ki biz müzik ağırlıklı bir yayın yapmak istiyoruz. Ben dedim ki ya patron hani beni kov ben gideyim. Yani derdim ben neyse beni kov ben gideyim. Hani ama bu radyo şov yaparak hayatına devam eden bir radyo. Ama bizim Erzincan'da bir laf vardır hani para kimdeyse haklı odur. Şu bende. Çok enteresan değil mi? Yani ben size maaş vereceğim. Eski maaşınızı vereceğim. Siz 4 parçada bir konuşacaksınız. Bu sefer 2 dakika konuşacaksın 10 dakika yerine. Ya şimdi sonra öyle, ben aynı parayı sana niye vereyim ki? Hakan'cığım o matematiklere girersek zaten hani sabah ederiz burada. Hani senin dediğin evet. Doğru. Ben hiç itiraz etmeseydim aman abicim ya kırkıçını otur. Boşver paramı ver abi paranı. Falan deseydin. Ha, ne olacaktı? Otur hani neticede hayatıma devam edecektim. Paramı almama devam edecektim. Hayat devam edecekti. Peki bu ayrılığa üzüldün mü? Bilmiyorum. Sana haksızlık yapıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Çünkü sen sonrasında gidip alasmalık diyemedin aslında yani. Bir gecede oldu olay. Yani. Ben bir dinleyicin olarak bunu hak iddia ediyorum yani. Cuma günü yayın yapıp sabah Gazoz Ağacı'nda akşam da Gazor'da veda edecektim. Perşembe akşamından beni aradılar dediler ki cuma gelme. Ben de tamam dedim yani hiç olmazsa sabah erken kalkmayız. Bazıları belki şey diye düşünmüş olabilirler yani bir yerle anlaştı mı gitti yani bir yer vardı onun için mi gitti. Ben yayındaydım çarşamba akşamı yayındaydım. Bu program benim değil yani hani ben buraya ait değilim ben bu formata ait değilim. Yüzlerce mesaj geliyor. Mesajlar ya telefonlar geliyor santrale. Peki sen perşembeden sonra ayrıldın cumadan itibaren bu sefer DM'ne mesajlar gelmeye başladı değil mi? Ne oluyor Cem abi ne oluyor Cem abi tabii. Aslında ayrılış hikayem bu kadar basit yani yönetim radyoyla alakalı yeni bir format kararı aldı. Ben de o yeni formatta kendime bir yer bulamadım. Kendime bir açılım bulamadım orada. Ben dedim ki bu yeni formatta ben size mahcup olurum. Siz de bana mahcup olursunuz. Karşılıklı birbirimizi mutlu edemeyiz bu yeni formatta. Ben o zaman ama dedim eğer bu formatta ısrarlıysanız yine yol gözüktü gurbete. Bana hani gitmem bir gerekiyor. Müsaade istedim. Ben bu formata ait hissetmiyorum kendimi. Ben burada sanatımı yapamıyorum. Ben burada yeteneğimi sergileyemiyorum. Eğer siz de hani bu mevzuda ısrarlıysanız hani ben yapamayacağım. Onlar da dediler ki evet en doğru karar bu. Bence de git dedi. Ben de gittim. Evet efendim. Cem Aslan'la sohbetimiz buraya kadar. Şimdi sırt sırta sorulara geçiyoruz. Daha yeri ısınmıştık ya. Ya oteli de kapatacaklarmış bence onun için yani. Şimdi sırt sırta sorulara geçiyoruz efendim. Sırt sırta sorulara geldik. Sevgili Cem'cim, ne olacak bu Fener'in halı? Fenerbahçe her sene şampiyonlukla başlıyor ama sonra bu ne olacak Fenerbahçe'nin hali sorusunu kuvvetlendiren işler yapıyor. Ben de bu soruyu çok merak ediyorum. Keşke soran ben olaydım. Radyoculuk hayatım boyunca toplam yayın sayın kaçtır bilmiyorum ama herhalde... Onu bir kere geçenlerde hesapladın mı? 17 bine yakın yayın yapmışım galiba. 17 bin yayın. Peki 17 bin yayında eminim başına bir sürü şey gelmiştir ama en tuhaf, en acayip, ya hayatım boyunca unutamayacağım bir insanın başına bir bu gelmez diyeceğim bir şey oldu mu? Sorulunca küt diye akla gelmiyor. Yalnızca tek bir şey var aklıma gelen. Bir kere bir dinleyici aradı. Ben dedi intihar edeceğim biraz sonra. Ama dedi işte son telefon sizin yayına bağlanıyorum. Oo. Bu telefon bitince de intihar edeceğim falan. Biz tabii yani bu bir kötü bir şaka mı, gerçek mi? Yoksa böyle bir melankolik açılım mı filan. Şimdi her konuyu 155'e polis ekiplerine şuna buna hani böyle böyle bir şey aldık bilmem ne. Bu arkadaşımız
böyle olduğunu söyledi. Bu bir şaka da olabilir ama bakılması lazım falan dedik. O numarayı ısrarla böyle çok uzun zaman aradık. Hakikaten o numara bir daha, yani uzunca bir süre aradığınız kişiye ulaşılamıyor diye çıktı. Sonra böyle bir numara yok diye çıktı. Son konuşmamız oldu. Birden o geldi aklıma sen sorunca. İnşallah belki de bir şaka yapmıştır. Yani o umuyoruz. Best FM'den ayrıldıktan sonra eve gidip eşine bunu söylediğin andaki eşinin tepkisi neydi? Hayırlı olsun hepimiz için. Çok daha iyileri olur inşallah dedi. Mutsuz olduğum bir ortamda kalmaktansa böyle bir karar vermemi olumlu karşıladı. Best FM bugün tekrar telefon açsa, biz bu formattan memnun değiliz. Cem tekrar gel eskisi gibi çalış dese, devam etmek ister misin? Vallahi bu konularda hani büyük konuşmamak lazım ama istemem. Yani hani kesinlikle istemem de diyebilirim aslında. Yani artık Best FM sayfasını eğrisiyle doğrusuyla kapattık. En kötü programım diyeceğin, hani bazen programdan çıkarsın, ne güzel program geçti dersin. Bazen program işte idare ettik onu dersin. Onu biraz sonra diyeceğim herhalde şimdi. Daha henüz gerçekleşmedi o, biraz sonra. Evet, bu katıldığım programlar arasında demek istemedim. Senin yayın yaptığın radyo programlarından biri demek istedim. Öyle bir program olabilir mi ya? Senin aklını alabiliyor mu ya? Ben öyle de. Bir program olabilir mi ya? Ben de olduğunu düşünmüyorum. Peki evet. En kötü huyun nedir? Çok konuşmanın haricinde. Çok konuşuyorum. Gereksiz konuşuyorum. Cümlelerde boğuluyorum. Bazen bana sorulan sorunun ana cevabını vermek yerine o kadar detay veriyorum ki ana cevap boğuluyor içeride. En kötü huyum bu diye düşünüyorum. Yani karşımdakini konuşarak uyuşturabiliyorum ve karşımdaki benle bir diyaloğa girdiğine pişman olabiliyor. Cem seni çok seviyorum ya. Evet, kendini bir insan bu kadar güzel ifade edebilir. Harikasın. Peki şunu sormak istiyorum. Sen bir radyo patronu sahibi olsaydın. Evet. Sen yayın yapan radyoculara ne söylerdin? Önerin ne olurdu? Çıkın işinizi yapın olurdu. Çünkü ben bir radyo patronu olsam kadroyu çok dikkatli seçer. Net bir şekilde derdim ki sizi buraya kolay almadık, sizi buraya kolay seçmedik. Şimdi çıkın işinizi yapın. Az önce mesela isimler saydın. Beyazıt Öztürk, işte Ceyhun Yılmaz, Best FM'de olan. 5 tane isim saydın, 5'i de erkekti. Ne tuhaf değil mi? Ya kadın radyocu neden çok fazla yok? Mesela benim hatırladığım bir Romina vardı eski Kanal D'de. Kırmızı başlıklı kız var, vardı. Sani var. Arzu vardı. Arzu'nun inleyen nameleri vardı. Var yani ama kadın. Var ama böyle hani aşk kalıcı olarak. Aşk böcüğü var, aşk böcüğü vardı. Ama onlar hep bana yani bir Ceyhun Yılmaz, bir Cem Aslan, bir Beyazıt Öztürk, bir Bay J olmadılar yani. Niye olamadılar sence? Ama ne bileyim mesela sahnelerde de işte bir kadın stand-upçı yok. Hani mesela evet. Kadın tiyatrocu çok var başarılı. Kadın stand-upçı, kadın showman nedense yok ve bu konunun kendi aramızda da muhabbeti çok dönüyor meslektaşlarımla, kadın meslektaşlarımla. Ya diyorum kızım neden hani siz böyle erkek radyocular kadar ya da erkek stand-upçılar kadar böyle ön plana çıkmıyorsunuz? Bu konunun cevabını onlar da veremiyor. Bir şey daha soracağım. Son olarak da hayallerin var mı Cem? Hayallerim şöyle, radyo programını yapabildiğim kadar uzun süre yapmak gibi bir hayalim var. Radyo programı yapmak gerçekten çok değerli ve çok önemli bir iş. Sen radyoda bilgi birikimini, yorum gücünü, espri gücünü, anlatım gücünü sonuna kadar, dibine kadar kullanabiliyorsun. Ben de özgürlük düşkünü bir insan olarak ömrümün sonuna kadar hayalim radyo programına devam edebilmek. Ben de inşallah o platformlarını bulacağından eminim. Şu anda bir yer ilan edemiyoruz galiba değil mi? Şu anda görüşmelerimiz çok. Yani internette orada burada benimle ilgili şurada başladı falan diye haberler çıkıyor ama henüz anlaştığımız, imza attığımız bir yer yok. O haberlerin çıktığı yer de olabilir. Ayrıca oralarla görüşüyoruz ayrı konu ama henüz attığımız bir imza yok. Hayırlısı diyoruz efendim. Amin diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz Cem Aslan'a. Rica ediyorum. Bir mekanın sahibine geldik. Programının da sonuna gelmiş durumdayız. Tekrar başka bir gün, başka bir yerde, bir başka mekan sahibiyle buluşacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. Hakan Bilgin'e ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve Park Bosphorus Otel'e de çok teşekkür ediyorum. Evet. Kapılarını bize açıp değerli ev sahipliği için.